arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin adı hidrojen peroksitin ayrışması. Şimdi arkadaşlarınızla birlikte bu deneyi yapacağız. Önce Ata bize malzemeleri tanıtsın. Bugünkü deneyde kullanacağımız malzemeler bir miktar hidrojen peroksit, katalizör görevinde kullanacağımız potasyum iyodu, cam deney tüpü, sıvı deterjan, spatül, beher ve saat camı. Güzel. Şimdi Didemciğim sen bize deneyi yap bakalım. Önce deterjanımızı silindir cam içine atıyoruz. Güzel. Sonra hidrojen peroksiti belimizin içine koyuyoruz. 60 mililitre ideal. Bakın şimdi ilk karıştırdığımız anda herhangi bir reaksiyon gözlemlemedik. Değil mi? Durup dururken hidrojen peroksit ayrışmadı. Şimdi içine potasyum iyodu koyacak arkadaşınız. Spatül yardımıyla biraz. Direkt oraya yaklaştırıp koyabilirsin. Evet, şimdi çekilebilirsin. Evet, bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi şu anda hemen reaksiyon gerçekleşti. Ve hidrojen peroksit ayrıştı. Son derece güzel bir görüntüsü oluştu. Şimdi bir yandan bu olayın reaksiyonunu yazayım ben. Arda'cığım, sana soralım. Bu reaksiyon sonucunda hidrojen peroksit ayrıştı ve bunun hangi gaz açığa çıktı? Oksijen gazı meydana çıktı. Süper, oksijen gazı açığa çıktı. Bakın su çıktı, H2O ve 1/2 oksijen gazı çıktı. Buraya dikkat. Peki bu reaksiyondaki katalizör neydi? Potasyum iyodur. Harikasın. Potasyum iyodur katalizörümüz. Bakın katalizörleri reaksiyon oku üzerinde yazabiliriz bu şekilde. Bu reaksiyonumuzun katalizörü. Peki katalizör ne demek? Tepkimeyi hızlandıran. Tepkimeyi hızlandıran, çok güzel. Çünkü biz bunu koymadan önce herhangi bir reaksiyon başlamamıştı. Tepkimemiz bir anda hız kazandı. Peki, gelelim en kritik soruya. Neden deterjan kullandık bu reaksiyonda? Oksijen gazının çıkışını daha iyi gözlemlemek için. Çok güzel. Çünkü oksijen gazı çıktı ve bakın gaz bu deterjanı köpürtmüş oldu. Böylelikle reaksiyonumuzu da tamamlamış olduk. Evet, teşekkürler.